Yönetici adayı programında öncelikle rotasyonlar yapıyorsunuz. Hangi fonksiyonda yönetici adayı olarak girdiyseniz oradaki alt birimlerde projeler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bana en büyük katkısı kısa süre içerisinde insan kaynaklarını neredeyse A'dan Z'ye öğrenmiş olmak oldu. Yetenek yönetiminden ücretlendirmeye kadar her alanda bulundum ve projeler yaptım. Ve bunlar gerçekten zorlayıcı ve bizim iş önceliğimizde çok önemli olan projelerdi. Dolayısıyla bir kere kısa sürede fonksiyonel olarak hem bilgilerimi arttırdım hem de büyük resmi anlamama yardım etti. İkinci tarafta çok farklı ekiplerle çalışıyorsunuz. Yaklaşık 6 ayda bir yöneticiniz ve ekibiniz değişiyor. Bu da farklı yönetim stillerine, farklı iş arkadaşlarına, farklı takım arkadaşlarına hızlıca adapte olmanızı gerektiriyor. Yine bu da bence çok genç yaşlarda ciddi bir esneklik ve aynı zamanda olgunluk katıyor kişilere. Bu da benim için yine bir artısıydı yönetici adayı programının. Son olarak da ben fazla rotasyon yaptım diyebilirim aslında. Bu program altında İran'a gittim. 5,5 ay İran'daki bir projeye destek verdim. Yine sahada bir ay satış ekipleriyle beraber bizzat bulundum. En sonunda da Samsun fabrikamıza geldim. Hepsine başlarken biraz korkum vardı, biraz da ön yargım vardı aslında. Nasıl olur, nasıl biter, yapabilir miyim ya da gideceğim yerler gerçekten benim mutlu olacağım yerler mi diye. Ama dönüp baktığımda her seferinde iyi ki yapmışım dedim. Hem başardığım şeyler beni çok mutlu etti hem de aslında çoğunda ilk başta olan fikirlerimin ön yargı olduğunu, gerçekte çok daha farklı, çok daha güzel deneyimler elde ettiğimi gördüm. Aslında yönetici adayı programı benim için teknik bilgileri öğrenmenin yanında gerçekten ön yargılarımı yıkan, ufuk açan ve ben artık her yerde her şeyi yapabilirim dedirten bir program oldu.